Dedemizin evinde de merdivenler çakılmaya başlanmış. Merdivenlerle birlikte trabzanlar ve tente de yapılıyor. Tentenin rüzgarda uçmaması için sağlam monte edilmesi şart. Dedemiz de ninemizin güvenliği için merdivenlerin de sağlam olması gerek. Kenar kısımlar kazılarak büyük taşlar için hazırlık yapılıyor. Ustalarımız Ayşe bacının banyosu için alınan küveti hazırlayarak yukarı taşıyor. Evin içinde olduğu gibi dış cephede de çalışmalarımız sürüyor. Ayşe bacının evinin dış cephesi beyaza boyanıyor. Ermenek'te yoğun tempolu geçen bir haftanın ardından nihayet final gününe geldik. Emekleriniz için teşekkür ederim. Çünkü dişinizi tırnağınıza takarak evi teslim etmek üzere hazır tuttunuz. Helal olsun size arkadaşlar. Bana eşlik edin. Ailemizin yanına gideyim. Ondan sonra ben sizi oradan yolcu edeyim. Ve ailemize artık evimizi teslim edelim. Tamam. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Buyurun. Dedemizin evinin taş dokusu korunarak sadece beyaza boyandı. Ayşe bacımızın sadece tuğla olan duvarları sıvanarak üzerine beyaz boya yapıldı. Sadece ek yapılan binanın tuğlalarını sıvadım Ayşe nenem. Ayşe bacım, sizin evinizin dış cephesini görüyorsunuz. Orayı da komple sıvadım. Düzgün bir şekilde en azından binanın ileride herhangi bir soğukta girmemesi için de izolasyonlarını yaptırdım. Ninemiz için tehlikeli olan eski merdivenler söküldü. Yerine masif çamdan sağlam merdivenler ve kenar kısmına boydan boya trabzan yapıldı. Ve işte o an. Ayşe ninemizle Recep dedemizin yeni evlerini görme anı. Sağ olun. Allah razı olun. Sağ olun. Eksik olma. Evin girişindeki eski sedir ve eşyalar kaldırıldı. Ocağa taş deseni verilerek daha güzel görünmesi sağlandı. Hem burada oturursunuz. Beğendim. Hepsini yapmışsınız. Sağ olun, var olun. Tane yapacaktım. Ev yapmış. Zeminden gelen soğuğu kesmek için parlak parkeler kullanıldı. Bu yeni masif parkeler hem doğal hem de kapılarla oldukça uyumlu oldu. Soğukta alan mı? Bir şey bile geçemez buradan. Kuş kurt bile geçemez. Misal konuşuyorum. Anam böyle bir evde mi doğum yaptıydı bana? Her tarafını beğendim. Her tarafını. Ve sağ olun gene. Banyo olarak kullanılan perdeyle kapatılmış bölmenin ve dışarıdaki tuvaletin yerine dedemizle ninemizin rahat kullanacağı bir alan hazırladık. Tüm duvarlar seramikle kaplanarak kullanışlı bir klozet ve banyo dolabı yerleştirildi. Ellerine sağlık. Olmuş. Ayşe bacının evinin dış çevresindeki atıklar kaldırılarak zemin kilitli taşlarla düzenlendi. Tuğlaları görünen evin dış cephe sıvası yapılarak beyaza boyandı. Evin girişine mavi renkte demir kapı takılarak daha güzel ve güvenli olması sağlandı. Buraya da yeni kapı yaptırdım. Anahtarı da burada. Rahmetli'nin Tezcan kardeşimize yüreğimizi alıp buraya geldik demiştim. Ve şimdi onu yüreğimizde biz de taşıyarak bu anahtarı izninizle size vermek istiyorum. Tamam, sağ olun. Ayşe bacının dokunulmasını istemediği dolabı aynen korundu. Ev sahibimizin maden faciasında kaybettiği kardeşi ve eşine ait fotoğraflardan anı köşesi yapılarak sevdiklerinin her zaman gözünün önünde olması sağlandı. Erkek kardeşimiz ve rahmetli Tezcan kardeşimizin de fotoğrafını buraya koyarak en azından anılar ve hatıralar içinde bir köşe yapmaya çalıştım. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Yeni mutfaklarını görecek. Elinize sağlık. Bozmamışsınız eşimin dolaplarını. Kendiniz bir daha yerleştirmişsiniz. Teşekkür ederim. Rahmetli Tezcan kardeşimizin dişinden tırnağından artırıp yaptırdığı bölümü aynen koruyarak tam karşısında yeni bir alan tasarlandı. Kırmızı dolap kapaklarının tercih edildiği yeni mutfakta ankastre cihazlarla kullanışlı bir pişirme bölümü oluşturuldu. Sağ olun abi, sağ olun. Elinize sağlık. Sofra olarak oturup beraberce yemek yiyeceğiniz, çocuklarınızla yemek yiyeceğiniz
sohbetler inşallah hayırlısıyla. Burada söyleme gerek yok ama yine yerde yapılan ısı izolasyonuyla beraber mekanın ısısını gördüğünüz gibi şu anda soba yanmamasına rağmen sıcaklığı hissediyorsunuz. Hissediyoruz. İsterseniz şimdi diğer odaya geçelim. Geçelim. Hadi. Bir an yatak odanız yoktu. Yoktu. Ve bu odaya ben mümkün olduğu kadar hem hatıralarla beraber hem de size özel bir alan yapmaya çalıştım. Sağ olun. Sağ olun. Elinize sağlık. Ben o yüzden içeri girmek istemiyorum. Tamam, ve sağ olun. Sadece size teslim ediyorum. Tamam, sağ olun. Buyurun efendim, ben burada bekliyorum sizi. Ayşe bacımız şimdi de yatak odasını teslim alıyor. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Hatıralarımı da kırmamışsınız. Yerine götürmüşsünüz. Rica ederim. Sağ olun. İki çekyattan ibaret yatak odasında beyaz mobilyalar tercih edildi. Beyaz başlıklı ortopedik yatak, beyaz komodinler ve aynalı beyaz gardırop odaya ferahlık kattı. Pastel tonlarda desenleri olan halı ve fuşya perdelerle odaya renk katıldı. Aydınlatma olarak opal camlı modern bir avize kullanıldı. Ayşe bacım, güllerinizin nerede olduğunu gördünüz mü? Gördüm. Sağ olun. O gülleri Tezcan kardeşimiz ne zaman almıştı? Sevgili günlerinden hediye ettiydi işte. Çiçek. Evet. İşte banyomuz. Ayşe bacım. Duvarları rutubet içindeki eski Alaturka tuvaletin yerini kullanışlı ve modern bir banyo aldı. Duvarların tamamı seramikle kaplanarak cam kabinli bir küvet yerleştirildi. Atölyemizde tasarlanan aynalı banyo dolabı ve yeni alınan lavabo beyaz renkte tercih edildi. Ve işte Recep'le Duygu'nun odası. Recep, teşekkür et. Selam abi, haydi. Teşekkür ederim Selim abi. Sen olmasan biz neciydikti? Estağfurullah. Fazla eşyaların konulduğu ardiye halindeki ara bölüme pencere açılarak oda haline getirildi. Ama şimdi burada kocaman bir penceresi olan ve onlara ait olan bir odaları var. Bir kardeşin de bazı aksesuarlar aldı. Bu da onlardan biri. Teşekkür Herhalde evet. Okula geç kalmaman için saat aldı diye düşünüyorum. Kordoba rengi dolap, çalışma masası ve ranzadan oluşan çocuk odası takımı, renkli stor perdeler ve yunus balıklı bir halıyla tamamlandı. Otur bakalım. İşte senin yatağın. Beğendin mi? Güzel mi? Manzarası nasıl? Hı? İyi. Gel bırakayım seni. Hadi bakalım. 8 gün boyunca yağmur çamur demeden çalışan ustalarımıza, İstanbul Ermenek arasında mekik dokuyan mimarımıza ve yardımlarını bizden esirgemeyen Kanal D ailesine çok teşekkür ediyoruz. Sayenizde rahmetli Tezcan kardeşimizin yarım kalan hayallerini tamamlayabildik. Anam böyle bir evde mi doğum yaptıydı bana? Her tarafını beğendi, her tarafını. Hepsini yapmışsın, sağ olun, var olun. Tane yapacaktım. Ev yapmışsın.